Temel konuları öğreniyoruz. Artık her videoda bir sonraki konuya geçiş yapacağız. Ve bu eğitimin sonunda geleceğiniz nokta sizi bir projede rahatlıkla çalışabilir bir seviyeye getirmek olacak. Programlar, insanların gündelik hayattaki aktivitelerinin kodsal yani bilgisayar destekli sistemlerle daha kolay hale getirilen versiyonudur. Örneğin biz de gündelik hayatta şöyle bir şey yaparız değil mi? İşte bir otobüs bekliyoruz. Bir durakta o durakta birden fazla otobüs geçebiliyor. Örneğin şeye baktığımız zaman, saate baktığımız zaman bir otobüsün geçiş süresi geçmiş mi geçmemiş mi ona bakarız. Örneğin saat 12 ise ve 12'ye en yakın sürede ne var diye bakarız. Örneğin biz Beşiktaş'tan Gayrettepe'ye gideceksek Beşiktaş'ta şunu yaparız. Gayrettepe otobüsü en yakın ne zaman var? 12'yi 05 geçe var. Yani 5 dakika sonra. Biz şunu söyleriz. Acaba 5 dakika bekleyeyim mi? Beklemeyeyim mi? Örneğin 12'yi 2 geçe Şişli'ye giden bir otobüs var. Ve o otobüsün de Gayrettepe'den geçtiğini biliyoruz. O zaman kararımız değişebilir. Yani biz diyebiliriz ki evet, ben 2 dakika sonra gelecek Şişli otobüsüne binebilirim. Veya Şişli'ye gidecek olan otobüs Gayrettepe'den geçecek ama yolu uzatarak geçecekse yine kararımız değişebilir. Programlar da aynen böyle. Bu arada eğer İstanbul'da oturmuyorsanız az önce söylediğim senaryo tamamen bir şehirdeki yerleşim ve otobüs planına göre aynı mantıkla devam edecektir, ilerleyecektir. Kısacası biz hayatımızda karar veririz ve bu kararları duruma göre veririz. Tabii ki her karara vereceğimiz tepki aynı olmayacaktır. İşte biz bilgisayarımıza, programımıza bunu öğretiyoruz. Hangi durumda nasıl karar verecek bunu biz kodluyoruz. Biz nasıl öğretirsek o da ona göre karar yapısını oluşturacaktır. İşte karar yapılarıyla hadi gelin başlayalım. File new project diyerek yeni bir proje oluşturuyorum. Burada create project from template, command line app diyerek next diyorum. Projemin ismini conditionals yani İngilizce şart bloklarının İngilizce karşılığı olan conditionals olarak veriyorum. Herhangi bir package vermiyorum. Lokasyon olarak ise yine Java demosu altında conditionals klasörünü otomatik oluşturacak. Finish dediğimde zaten this window diyerek burayı oluşturacak. Baktığımız zaman arkadaşlar klasörümüzde artık conditionals diye de bir klasör olduğunu görebiliriz. Evet hadi gelin buraya kodlarımızı yazalım. Şu komut satırını silelim. Tam da buraya yazıyorum. Burada parantezlerin içerisine, parantez yapılarını henüz konuşmadık. Şu an sadece yaptığımız işlere odaklanmanızı istiyorum. Bu noktada bakın elimde bir sayı olduğunu düşünelim. Sayı eşittir 20. Noktalı virgülümü bıraktım. Kod satırımı bitirdim yani. Bir şart bloğu oluşturmak için iki yöntem kullanılabiliyor. Bunlardan birincisi if ve sıklıkla kullanılan da budur. Yani bir projede %99 if'ler kullanılır genellikle. Programcıya göre değişir. Ama switch dediğimiz bir yapı da var, onu sonra konuşacağız. Genellikle if'lerden yararlanılır. Bakın bir if eğer demek. Bir parantez açıyorum ve otomatik kapıyor zaten. İdem. Eğer sizin ideniz kapatmıyorsa bunu bu şekilde kapatmalısınız. Eğer diyorum sayı. Peki burada bir şart bloğu koymam gerekiyor. Örneğin sayı 20'den küçükse ekrana sayı 20'den küçüktür diye bir şey yazdırmak istiyorum. Diyeceksiniz ki zaten 20'yi ben verdim. Evet şu an biz manuel olarak bu 20 değerini verdik arkadaşlar. Fakat bu şu an konuyu öğrenmek için ilerleyen zamanlarda bu 20 bir veri dosyasından, bir veri tabanından
farklı bir kaynaktan, farklı bir algoritmanın sonucundan dinamik olarak, yani duruma göre değişecek şekilde gelecektir. O yüzden buradaki sabit yapıya çok da itibar etmeyin. Zamanla bu değişir. Yani dinamik hale gelecek ilerleyen zamanlarda. Bunu zaten projelerimizde yoğun olarak kullanıyor olacağız. Eğer sayı, aynen Türkçe konuşur gibi, sayı küçüktür işareti. Eğer sayı küçüktür 20'den ise, sayı 20'den küçükse, bakın dışına geldim, bir parantez açıp ve o parantezi kapıyorum. İçine geldim ve enter dedim. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Eğer buradaki şart bloğum doğruysa, yani geçerliyse, o zaman bu parantezin içini çalıştır demek bu. Yani kısacası ben burada system.out.println dediğimde şuraya sayı 20'den küçüktür. Küçüktür dediğim zaman şöyle bakın onu yazacaktır. Çalıştıralım. Run main diyelim ve ekrana bir şey yazmadığını görelim. Bakın hiçbir şey yazmadı. Burası boş. Neden? Çünkü biz burada sayı 20'den küçüktür dedik. E peki 20 20'den küçük müdür? Hayır. 20 20'den küçük olmadığı için buraya herhangi bir şey yazmadı. Örneğin sayımız 20 değil de 19 olsaydı, bakın 19 küçüktür 20 mi? If sayı küçüktür 20, eğer sayı küçüktür 20 ise demek bu. Evet, gerçekten sayı 20'den küçük. O zaman bu mesajı yazacaktır arkadaşlar. Bakın şöyle çalıştırdığımız zaman sayı 20'den küçüktür diye bir mesaj aldık. Bu en temel ve en çok kullanılan şart bloğudur arkadaşlar. Biz şart bloklarını projemizi belli bir şarta göre dallandırmak için bu şekilde kullanırız. Peki ben bu noktada başka bir şart bloğu daha kullanamaz mıyım? Tabii ki kullanırım. Eğer sayı küçüktür bu noktada, 15 ise sayı 15'ten küçüktür. 15'ten küçüktür dediğim zaman bakın sadece 20'den küçük olduğu için sadece sayı 20'den küçüktür yazacak. Ama 14 verseydim ne olacak? Bakın hem bu blok çalışacaktı hem de bu blok çalışacaktı. Çünkü sayı 20'den küçük mü? Evet. Bakın bu blok çalışacak. Sayı 15'ten küçük mü? Evet, bu blok da çalışacak. Yani bu bloklardan uygun olanların tamamı çalışacaktır arkadaşlar. Şimdi if'lerle çalışırken bir diğer husus ise if else dediğimiz bloklardır. Bakın bu parantezin sonuna, içine değil, else yazıyoruz ve parantezimizi yine açıp kapatıyoruz ve enter deyip şu araya geliyoruz. Else bunu böyle değilse demek. Yani dışında ise, farklıysa demek. Kısacası şart bloğumuzun dışındaki bir durum olursa ne yapayım? O zaman bakın ben buraya gelip şunu copy paste yapıyorum. Sayı 20'den küçük değildir diyorum. Yani if else olduğu zaman arkadaşlar, eğer programımızda bir hata yoksa ya bu blok çalışır ya bu blok çalışır arkadaşlar. İkisinden biri mutlaka çalışmak durumunda. Çünkü bu şart sağlanmıyorsa bu çalışır. Şart sağlanıyorsa else çalışmayacaktır. Dolayısıyla bu durumda biz şöyle çalıştırdığımız zaman sayı 20'den küçüktürü görüyor olacağız. Bakın bunu 24 yapayım. Bunu 24 yaptığımda ise sayı 20'den küçük değildir şeklinde bir sonuç alıyor olacağız. Bu noktada else ifadesi de yine programlamada yoğun olarak kullanılan bir diğer yapıdır arkadaşlar. Bir diğer kullanım ise if else if kullanımıdır. Şöyle bir senaryo ile bunu anlatabiliriz. Eğer sayı 20'den küçükse yine 20'den küçüktür yazsın.
20'den büyükse 20'den büyüktür yazsın. Fakat 20'ye eşitse 20'ye eşittir yazsın. Dolayısıyla bu noktada örneğin ben şöyle şuraya gelip else'in olduğu yere bakın burada direkt else diğer tüm şartlar için demek yerine burada if diye bir blok daha açabilirim. Sayı küçüktür, eşittir 20 ise. Küçük eşittir 20 ise şu demek arkadaşlar, pardon. Küçük eşittir demek istemedim. Sayı 20'ye eşitse. Dikkat edin, burada karşılaştırma yaparken çift eşittir kullanıyorum. Çift eşittir kullanmamın nedeni şart bloklarında eşit mi olayını eşittirle değil çift eşittirle yapıyoruz. Nedeni de şudur. Tek eşittir sayıya değer atamak demek. Yani sayı eşittir 20 deme kullanımı. O bir önceki derslerimizde gördüğümüz atama işlemidir. Değer atama işlemidir. Fakat ben burada sayı 20'ye eşit mi demek istediğim zaman çift eşittir diye kullanıyorum. Bunlara operatör deniyor arkadaşlar. Küçüktür operatörü, eşittir operatörü, büyüktür operatörü gibi. Sayı 20'ye eşittir yazalım buraya. 20'ye eşittir diyelim. Şöyle bir de şöyle bir şey kullanalım. Burada da şöyle bir şey kullanalım. Bakın bu noktada ben bunu çalıştırdığımda hani else kullandığımda mutlaka ikisinden biri çalışıyordu ya. Burada else if kullandığım için artık yine iki blok da çalışmayabilir. Bu durumda zaten çalışmayacak. Çünkü 24 ne 20'den küçük ne de 20'ye eşittir. Bu bakımdan run dediğim zaman yine ekranda hiçbir şey görmeyeceğim. Fakat ben bir else bloğuyla tekrardan parantezi açıp kapatıyorum içine geldim. Burada ise diğer durumları içerecek şekilde else dediğim zaman sayı 20'den büyüktür ifadesini kullanacağım zaman bakın şöyle artık else'in mutlaka çalışıyor olması gerekiyor. Yani şu uygulamanın kaçabileceği bir açığı yok. Çünkü bütün şartları biz kontrol altına alacak bir program yazdık. Genellikle farklı senaryolarda veri kaçaklarını veya uygulama durumu kaçaklarını önlemek için bu tip teknikler kullanılır. Buna defensive programming de deniyor. Yani savunmacı programlama. Herhangi tüm olabilecek herhangi şartlara karşılık veren bir program geliştirmek. Bu şu an için hani doğru sayı girildiğinde 24 gibi tam sayı girildiğinde ki durumlar için veri kaçağına sebep olmaz. Fakat hani buraya da gelmişken ufak bir bilgi vereyim arkadaşlar. Kullanıcı tarafından mesela hatalı bir şey girilebilir. Örneğin buradaki sayı olarak kullanıcıdan alacağımız zaman sayı olarak 24 yerine ABC diye bir ifade girdiğinde uygulama ne olur? Hata fırlatır. İşte dolayısıyla bunları da önleyecek mekanizmaları ileride öğreneceğiz arkadaşlar. Fakat bu veri için ve verinin doğru girildiğini varsaydığımız bu noktada if, else, if ve else. Yani if ve else'in olması yeterli. Kısacası bir else durumu varsa programın mutlaka bir sonuç döndüreceğini, bir sonuç vereceğini biliyoruz.